Merhaba sevgili seyirciler. Bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere ölülerin dirilişinden bahsetmek istiyorum. Ölülerin dirilişi, inancı aslında ne anlama geliyor? Öbür dünya ne demektir? Ahiret hayatı var mıdır? Ölüler dirilecek dendiği zaman acaba hangi ölülerden bahsediliyor? Mezarlıklarda yatan ölülerin dirilip cennet ve cehennem hayatı ne şekilde olacak? Öbür dünya inancı, ahiret inancı, ölülerin dirilişi inancı gerçekte ne anlam ifade etmektedir? Şu yaşadığımız evrende gerçekte böyle bir şey olacak mı, olmayacak mı? Olacaksa ne zaman olacak, ne şekilde olacak? Bunlar bir taraftan dini inançların ama öbür taraftan da bilimsel araştırmaların da aslında konusu. Ben size daha çok Kur'an-ı Kerim'de ölülerin dirilişi meselesinin nasıl ele alındığını sizlere aktarmak istiyorum. Aslında ölüler derken ne kastediyor Kur'an-ı Kerim? Ölü kelimesi, ölüler kelimesi, birisi hakikat, diğeri mecaz anlamında iki manaya geliyor. Yani birisi gerçek anlamı, öbürü de sembolik anlamı olmak üzere iki manaya geliyor. Hakikat anlamında, hakiki anlamda ölü mezarlarda yatanlardır. Veya Hindu inancının da yakılmak suretiyle ırmaklara, dağlara, gökyüzüne küllerin savrulan insanlardır. Ölüler demek hakiki anlamda bunlardır. İşte öldükten sonra tabuta konulur, götürülür, toprağa gömülür. Bizim coğrafyada ölülerin öldükten sonra insanların ölülere yapılan muamele toprağa gömme şeklindedir. Ve şehirlerin, kasabaların genellikle kenarlarında mezarlıklar vardır. Ve o mezarlıklarda ölmüş insanlar gömülmüş vaziyette yatarlar. İşte birinci anlamda ölüler bunlar demektir. İkinci anlamda ölüler yaşayanlar için kullanılır. Kur'an-ı Kerim yaşayan insanlara da ölüler der. Mesela bir ayette ölmüşken meyyit, ölü, meyyit, ölmüşken kendisine nur verdiğimiz kimse der. Ölmüş bir insanın gerçekte içine, zihin dünyasına, kalbine, beynine nur girmemiş kimse olduğu ifade edilir. Yani aydınlanmamış kimse ölüdür. Fiziken yaşamaktadır ama bilinç olarak, mana olarak ölüdür. Beyin fonksiyonlarını, akıl fonksiyonlarını, kalp fonksiyonlarını işletmediği için her ne kadar nefes alıp veriyorsa da, yemek yiyor, su içiyor, yaşıyorsa da aslında o ölüdür. Ona da Kur'an-ı Kerim meyyit diyor.
Dolayısıyla insanın kendisine nur verilmesi ne demek? Nur ışık demektir. Aydınlık demektir. Bilinç düzeyinin yükselmesi, farkındalığının artması, şuurunun ileri dereceye gelmesi ve olayları, neden olup bittikleri, hangi sebebin, hangi sonuca, hangi sonucun, hangi sebebe bağlı olduğunu kavraması anlamına geliyor. Bilinç sıçramasına da Kur'an-ı Kerim yaşamak diyor. Yaşam belirtisi ancak böyle anlaşılabiliyor. Keza aynı şekilde Kur'an-ı Kerim ölü insanlardan bahsettiği gibi ölmüş şehirlerden de bahsediyor. Ölmüş, ölü şehirler. Ölü şehirlerin dirilişinden bahsediyor mesela. Bakara suresinin sonlarında bir şehrin nasıl dirildiğinden, ölmüş bir şehrin nasıl dirildiğinden bahsederken Hazreti İbrahim örneği üzerinden bir mesel, bir kıssa anlatır. Mesela adeta ölmüş olan şehirle sembolik bir konuşmaya girerek üzerinden kaç yıl geçti diye sorar şehre. Şehir dile gelip cevap verir. 100 yıl geçti der. Yani üzerinden 100 yıl geçmiş ve hiçbir yaşam belirtisi olmayan bir şehrin nasıl dirileceğinden bahseder. Burada vermeye çalıştığı mesaj şudur. Eğer bir şehirde hukuk ortadan kalkarsa, kurallara uyulmazsa, helal haram çiğnenir geçirirse, mesela öldürmek haramdır, buna uyulmazsa, mesela çalmak haramdır, buna uyulmazsa, iftira atmak haramdır, zulmetmek haramdır, baskı uygulamak haramdır, insanları aldatmak haramdır, çevreye, doğaya, hayvanlara, canlılara, Allah'ın yarattığı her bir şeye zarar vermek haramdır, katliam yapmak haramdır, rüşvet yemek haramdır, rüşvet almak haramdır. Bunların hiçbirisine riayet edilmezse haram, yasak demektir. Bunların hiçbirisine riayet edilmezse, bunların hiçbirisine riayet edilmeyen bir şehir acaba ne hale gelir? Meyit hale gelir, ölü hale gelir. O şehir ölmüştür. Hiçbir yaşam belirtisi kalmamıştır. Orada insanlar can güvenliği sorunu içine girerler. Orada insanlar yavaş yavaş göçerler. Orada yaşam giderek çöker. Şehir çöker, mahalle çöker, ülke çöker, devlet çöker. Yaşam orada sona erer. İşte o şehre de Kur'an-ı Kerim, o beldeye de, o diyara da ölü diyar, ölü şehir diyor. O zaman o şehrin dirilmesi için ne gerekir? Öldürülmemesi gerekir. Çalınmaması gerekir. İftira atılmaması gerekir. Tacizde, tecavüzde bulunulmaması gerekir. Zulmün ortadan kalkması gerekir. Baskıların sona ermesi gerekir. Rüşvet alınması, verilmemesi gerekir. Ve insanların kendilerine, komşularına, doğaya, çevreye ve bütün canlılara iyi davranması gerekir. Zarar vermemesi gerekir. Eğer bunlar olursa o şehirde hayat tekrar aradan 100 yıl dahi geçse canlanır, yeşerir. Dolayısıyla şeriat su kaynağına giden yol demektir. Esasında şeriat hukuk demektir. Hukuk toplumun suyudur. Nasıl ki su tarlaları canlandırır, yeryüzünü yeşertir,
Hukuk da uyuldukça toplumu canlandırır, hayatı yeşertir. Mesela öldürülmedikçe, çalınmadıkça, iftira atılmadıkça, zulüm baskı uygulanmadıkça, adaletle hareket edildikçe o toplum ölü olmaktan çıkar ve yaşam belirtileri görülmeye başlar ve canlanır. O nedenle hukuk su gibidir. Hukukun Arapça karşılığı şeriat demektir. Şeriat sanıldığın aksine el kesmek, kol kesmek, çarşafa girmek, dört kadınla evlenmek demek değildir. Şeriat deyince çoğunuzun aklına hemen bunlar geliyor. Hukukun üstünlüğü demektir. Keyfe göre, o an nasıl kalktıysa ona göre değil, önceden belirlenmiş hukuk kurallarına göre hareket etmek demektir. Bu hukuk kurallarının ne olacağı ise ayrı bir sorundur. Şu halde ölü dendiği zaman bir, kişinin aydınlanması kastedilir. İki, şehirlerin hukukla canlanması kastedilir. Bunlar olmadığı takdirde kişiler ölmüştür, şehirler ölmüştür. Kur'an-ı Kerim'de bunların adı meyyittir. Meyyit, ölü demektir. İkinci olarak, bu anlattıklarım sembolik anlamda ölü. Bir de hakiki anlamda ölü var. Yani mezarlıklarda yatanlar. Peki mezarlıklarda yatanların dirilişi nasıl olacak? Ölülerin dirilişi biraz evvel anlattığım gibi şahıs ölmüşse onun dirilişi aydınlanarak, şehir ölmüşse, ülke ölmüşse, hatta yeryüzü ölmüşse onun dirilişi hukukla, anlamların, değerlerin ve kuralların geri dönüşüyle, insanların haddini bilmesiyle, saygı göstermekle olacaktır. Bu şekilde şehirler ve ülkeler dirilebilir. Peki mezarlıklarda yatan ölülerin dirilişi nasıl olacaktır? Kur'an-ı Kerim'de yer alan bütün ölülerin dirilişi ayetlerini biraz evvel anlattığım şekilde yorumlayabiliriz. Yani şahısların aydınlanması ve şehirlerin hukuka dönmesi, ülkelerin hukuka dönmesi, su kaynağı yoluna dönmesi ve onunla canlanması olarak Kur'an'da ne kadar ölülerin dirilişi, kıyamet, ayağa kalkış ayeti varsa bunları bu şekilde yorumlayabiliriz. Bunun bu şekilde yorumlanmaması için hiçbir sebep yoktur. Kıyamet, kame, ayağa kalktı demektir. Kıyamet, ayağa kalkış demektir. Yevmül kıyamet, ayağa kalkış günü demektir. Veya ayağa kalkış zamanı demektir. Demek ki bir ayağa kalkış olması gerekiyor. Bununla bir diriliş olması gerekiyor. Örneğin üzerine ölü toprağı serpilmiş bir halkın, esaret altında yaşayan bir milletin ve yaşam belirtileri sona ermiş olan bir kitlenin şuurlanıp, bilinçlenip, aydınlanıp, örgütlenip ayağa kalkması, baş kaldırması kıyamet oluyor. Ayağa kalkış oluyor. Bunun gerçekleştiği gün veya bunun gerçekleştiği zaman da yevmül kıyame, ayağa kalkış günü ve ayağa kalkış zamanı olmuş oluyor. Ölülerin kıyam edişi, ölü şehirlerin kıyam edişi, ölmüş insanların bitmiş, umudunu yitirmiş, yaşamdan ümidini kesmiş, göçmeyi, gitmeyi, intihar etmeyi düşünür hale gelmiş insanların umuda dönmesi, yaşama dönmesi, hayata sarılması onların ayağa kalkışı ve hayata dönüşü anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ölülerin diriliş ayetlerinin ilk indiği anda, yani Mekke'de ve Medine'de
bu anlamda anlaşıldığını düşünüyorum. Peygamber bu anlamda anlamıştı. Mekkeliler bu anlamda anlamışlardı ki bunu yakın bir tehlike olarak görüyorlardı. Peygamber Mekke'yi yönetenlere diyordu ki siz bu halkı esir etmişsiniz. Siz bu halkı uyuşturmuşsunuz. Siz bu halkı afyonlamışsınız. Siz bu halkı tefeci bezirganlık yaparak sömürüyorsunuz. Ama Allah'tan gelen nur ile, aydınlık, ışık, aydınlanma ile, çünkü Kur'an-ı Kerim kendisine nur der, aydınlık demektir. Bu halk bu nur ile ayağa kalkacak, kıyam edecek, ölmüşken dirilecek ve kendi geleceğine, kendi hayatına sahip çıkacak. Böyle söylediği için peygamber, Mekkeliler ona çok kızdılar. Daha doğrusu Mekke'nin ileri gelenleri ona çok kızdılar ve bu adam çok tehlikeli şeyler söylüyor dediler. Eğer ölülerin dirilişi, kıyamet ve ahiret bugünkü gibi anlaşılsaydı, peygamberin Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kalmazdı. Eğer kıyamet, ahiret, ölülerin dirilişi bugünkü gibi anlaşılsaydı, peygambere suikast düzenlenmezdi. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı olmazdı. Medine'ye 63 kez saldırılmazdı. Bütün bunlar neden oldu? Yakın bir tehlike olarak gördükleri için oldu. Eğer peygamber deseydi ki, tamam ölüler dirilecek ama ben mezardaki ölüleri kastediyorum. Tamam ölüler dirilecek ama ben şehirlerin dirilişini, halkın dirilişini, ayağa kalkışını, kıyam edişini değil, mezarlıklara ölmüş ve tabutta götürüp mezarlıklara koyduğumuz insanları, çürümüş kemikleri kastediyorum. Onların dirilişini kastediyorum deseydi, bunu yakın bir tehlike olarak görmeyeceklerdi. Zaten o tür bir dirilişe müşrikler de inanıyordu. İnanç olarak inanıyorlardı. Bir gün gelecek, ölmüş kemikler, mezarlıklardakiler de dirilecek ve Allah'ın huzurunda yapıp edilenlerin hesabını verecek diye zaten onlar da inanıyordu. Nitekim ölülerin dirilişinin birinci manası ve ikinci manası dedim. Birinci manası hakiki anlamı, ikinci manası sembolik anlamı. Kur'an'da daha çok sembolik anlamıyla kullanılmaktadır. Birinci anlamda yani mezarlıklardaki ölülerin dirilişi bir inançtır. Ama kişilerin dirilişi, şehirlerin dirilişi bir sosyolojidir. Yaşayan bir sosyolojidir. Kur'an'da yaşayan Kur'an olduğu için ikinci anlamıyla, sosyolojik anlamıyla dirilişten bahsetmektedir. Nitekim Şeyh Bedrettin cennetin de cehennemin de, ölülerin dirilişinin de, ayağa kalkışın, kıyametin, haşr, toplanmanın, hesap vermek için toplanmanın da bu dünyada olacağını, yani bu dünyanın öbür dünyasında olacağını söyler. Öbür dünya ne demektir? Öbür dünya da aslında bu dünyadır. Adı üzerinde öbür dünya. Yani yine dünya. Dünya ama şu anki zulüm altında, esaret altında, baskı altında kalmış, insanların sömürüldüğü, yeryüzüne sınırların çizildiği, sınıfların olduğu, sömürün olduğu, saldırıların ve savaşların olduğu şu anki dünya değil. Sınırların, sınıfların, sömürünün, saldırının ve savaşın kalktığı, adaletin ve barışın geldiği, bundan sonraki kurulacak olan dünya, öbür dünyadır. Ve biz ona inanıyoruz ve iman ediyoruz.
Eğer öbür dünya şu anki dünyada olmazsa bu eninde sonunda bilmediğimiz bir yerde Allah'ın katında olacak. İllaki olacak. Mutlaka barış ve adalete dayalı bir dünya kurulacak. Eşitlik gelecek. Özgürlük gelecek. İnancı bitmek bilmeyen bir geleceği ve sonsuzluğu ifade ediyor. Ahiret inancı İslam'da gerçek anlamıyla bu demektir. Evet, ne yazık ki vaktimiz doldu. Biraz daha genişleterek anlatabilirdim ama şimdilik bu kadar. Ölülerin dirilişi, kıyamet, ahiret konularından bahsetmeye çalıştım. Bir başka konuda tekrar buluşmak üzere hepinize sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Hoşça kalın.